çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle hesabı paylaşmak falan yok. 20 yıldır yediniz içtiniz. Millet kuru yiyecek kuru ekmek bulamazken dana roz bifleri, pataşurları, ejder meyveli sumutiler eşliğinde mideye indirdiniz. Saraylarınızda gününüzü gün ettiniz. Yandaşlarınızla dolarla, avroyla bol bol ihale dağıttınız. Beslemelerinize üçer beşer maaşlar bağladınız. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin garibanlara yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koydunuz. Siz bu gidişle fakirin fukaranın bu parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Şimdi soruyoruz. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? <laughs> Sarayın 1100 odasında ışıklar cayır cayır yanacak. Isıtıcılar fayrap açılmış olacak ama öbür tarafta millet kandile battaniyeye mahkum edilecek. Gençler eve kapatılacak. Hiç kusura bakmayın. Şimdi hesap ödeme sırası sizde. Tüm bunların hesabını sandıkta milletimize çatır çatır vereceksiniz. Sarayın kibirlisi son zamanlarda bir de hepimiz aynı gemideyiz şarkısını söylüyor. Nasıl aynı gemideyiz? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi şu fotoğraflara bir bakalım. Bir de bunu alalım. Burada ucuz yağ almak için soğukta kuyruklarda saatlerce bekleyen Polatlılı hemşerilerimiz. Diğer tarafta baktığımız zaman. Altın varaklı odalarda gezinen sarayın kibirlisi. Görmeyenler, gözünü kapayanlar için şöyle yakın plandan bir fotoğraf daha gösterelim. Altın varaklı tahtta oturan kaçak sarayın kibirlisi. Şimdi şu iki fotoğrafa baktığınızda bu nasıl aynı gemide olmak? Bak buradan söylüyorum. Bunlar bıraktık gemilerini, evlatlarının gemiciklerine bile milletimizi yolcu olarak almazlar. Bunlar milletimizi gemilerine ancak kürek mahkûm ederler. Bunlar milleti unuttu. Milleti görmüyor. Feryadını duymuyor. Sonra da dönüp aynı gemideyiz diyor. Daha da doymuyor. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü günlerine girmektedir diyor. Şimdi bir anlatsınlar bakalım. Yağ kuyruklarıyla, benzin ve mazot kuyruklarıyla, pirinç kuyruklarıyla, soğan patates kuyruklarıyla, ucuz ekmek kuyruklarıyla, milleti çarpan elektrik faturalarıyla, milleti yakan akaryakıt fiyatlarıyla, iş bulamayıp evde oturan gençlerimizle Türkiye ekonomide tarihi tarihinin en güçlü günlerine nasıl giriyor? Almanların büyük edebiyatçısı Göte ahlak gömleğini çıkartan başka hiçbir gömlek giyemez demiş. 20 yıldır sürekli gömlek değiştirenler haliyle milletten utanmayı, sıkılmayı da unuttular. Sarayın ardamarı çatladı lafla peynir gemisi yürümez. Madem Türkiye'de ekono Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü günlerine giriyor. E peki o zaman milletimiz bu zulmü neden yaşıyor? Lafı neden eveleyip geveliyorsunuz? Önce elektrik faturalarına 31 Aralık gecesi yaptığınız tüm zamları geri alın. Elektrik faturaları yıldırım olmuş milletimizi çarpıyor. Siz çıkıp orada Jack Jack gibi laflar ediyorsunuz. Bir Mart'a randevu vermek ne iş? Yani ucuzluğu kış geçtikten sonrası, kışın sonrasına bırakıp milleti mi kandıracaksınız? Sizin iş yapma niyetiniz yok. Sadece algıyı yöneterek durumu idare etmeye çalışıyorsunuz. Tarafsızlık yemin eden kaçak saray muhkimi AK Parti il başkanları toplantısında çıkıyor. Sanki sadece AK Partili belediyeler su faturalarında %7 indirim yapmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığını bir yana bırakmış AK Parti Genel Başkanı olarak sadece AK Partili belediyelere %7 indirim yapma talimatı veriyor. Sudaki KDV indirimini tüm belediyeler zaten vatandaşa yansıtmak zorunda. Talimat verecekseniz Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Çıkın Ak Partili belediyelere, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler asgari ücreti 4500 lira olarak uyguluyor. Siz de aynısını yapın deyin. Ancak o zaman herkesin cumhurbaşkanı olursunuz. Siz asıl Ağustos'tan bu yana %96 zam yaptığınız benzine, %112 zam yaptığınız mazota, tek bir gecede %127 zam yaptığınız elektriğe bir çare bulun bakalım. Üçü beşi eveleyip gevelemeyin. Millete hiçbir şekilde izah edemediğiniz, izah da edemeyeceğiniz bu zamları bir geri alın. Ama bunu yapmak yerine sarayın kibirlisi çıkıyor, genel başkanımızı elektriğini kestirmekle tehdit ediyor. Genel başkanımız demirden korksa trene binmezdi. Bu da yetmiyor. Bir yandan da kendi sebep olduğu pahalılığı Esnafın üzerine yıkmaya çalışıyor. Esnafa millete zulmetmeyin diye bar bar bağırıyor ama esas millete zulmeden kendisi esnafı tehdit ediyor. Ben de buradan söylüyorum zammı yapan da millete zulmeden de sensin sen bunu kimseye yıkmaya çalışma. Temel gıdada katma değer vergisini 7 puan indirdiniz. E ama onu da esnafın sırtına bıraktınız. Şimdi çıkıyorsunuz esnaftan bir yüzde yedi indirim de sen yap diyorsunuz. İyi güzel de esnafta indirim falan yapacak hal mi bıraktınız? Esnafı borca batırdınız. Esnafı elektrik faturaları alt, altında ezdiniz. E şimdi biraz daha indirim yap diyorsunuz. Ya işte bakın şunu söyleyeyim. Alınan bu pansuman tedbirleriyle doğru dürüst ucuzluk olmadı. Olmaz da. Şimdi tarımda da, ulaştırmada da yapmış olduğunuz bu zamlar nedeniyle maliyetler artmaya devam ediyor. O zaman fiyatlar da düşmüyor, artmaya devam ediyor. 30'lu yumurtanın fiyatı KDV'de indirim yaptığınız gün 36,5 liradan 43 liraya yükseldi. Üreticilere soruyorsunuz. Bir vuruyorsunuz, bina işitiyorsunuz tavuk yeminde kullanılan soya ve ayçiçeği küspesindeki fiyat artışlarının arşa çıktığından şikayet ediyor üretici. Önümüzdeki 3 ay kritik diye uyarıyorlar. Böyle giderse 2 yumurta kırmak bile hayal olacak. Enflasyonu düşürmek için yapmanız gereken şey üretim maliyetini düşürmektir. Verimliliği arttırmaktır. Bunun için de ciddi yapısal bir takım tedbirler almanız gerekir. Ama siz bunu yapamazsınız. Şimdilerde saray faizden, dövizden umudunu kesmiş gözüküyor. Vergi memurunun zabıtanın eline sopa verip ucuzluk getirmeyi düşünüyor. Tekrar söylüyorum bunların tek bildikleri pansuman. Tedaviden hiç anlamıyorlar. Biz de söylüyoruz, genel başkanımız da söylüyor. Diyoruz ki şunu şunu yapın. Önce itiraz ediyorlar. Kaynak nerede falan deyip işi laf kalabalığına getirmeye çalışıyorlar. Sonunda da tıpış tıpış dediğimizi yapmak zorunda kalıyorlar. Ama bu sürede milletin canı yanmış oluyor. Pazar artıklarını alabilmek için sıraya giren, milletin beddual, milleti, sıraya giren milletimizin bedduaları arşu alaya yükseliyor. Ama Kaçak Saray sakinlerinin kulakları milletin sesini duymuyor. Gözleri milletin halini görmüyor. Çünkü bunlar milleti unuttu. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın demiş ünlü yazar Albert Camus. Ne yazık ki bu ülke gencecik evlatlarını, küçücük çocuklarını bile koruyamıyor. En son Giresun'da 16 yaşında bir evladımız Sılaşen Türk hayatının baharında vahşice katledildi. Bu olay karşısında insanın kelimeler insanın boğazında düğümleniyor. Öfkesi sel olup taşıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemeye dönük İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imza ile çıkanlar bunun vebalinin kendi omuzlarında olduğunu inşallah idrak ediyordur. Ve bu yaşananlardan utanıyorlardır. Ama hiç zannetmiyoruz. Bu ülkede çocuk istismarı da kadın cinayetleri de cezasız kalmamalı. Kadını ve çocuğa yönelen her suç en ağır şekilde